İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuda, ekonomi konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biriyle birlikteyiz. Profesör Doktor Şükrü Kızılot'la beraberiz. Bugün Ticaret Odası'nın bir konferansı için Balıkesir'de biz de konferans öncesi bize zaman ayırdı. Birlikteyiz. Hocam öncelikle Balıkesir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Peki. Bu arada şimdi bir şey daha diliyorum. Balıkesir'in büyük şehir olma durumu var. Evet. Ona da bir hayırlı olsun diyorum. Evet. Bu arada isterseniz o konudan başlayabiliriz hocam. Evet. Şimdi büyük şehir konusu gündemde Balıkesir'in ve şu anda mecliste tasarı çok yakın bir zamanda çıkacak ve büyük şehir nedir sizin açınızdan bakıldığı zaman? Şimdi vatandaşı ilgilendiren yönüne bakmak istiyorum ben. Balıkesir'de çok sayıda ev, dükkan, bir miktar arsa vesaire var. Yeni kanun çıkınca Balıkesirlilerin ödeyecekleri emlak vergisi %100 oranında artacak. Bu Balıkesirlileri belki üzecek ama maalesef yasalar böyle. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gayrimenkulü olanlar, mücavir alanda da olanlar, mücavir alan denen olay da böyle belediyenin hizmet götürdüğü yerler oluyor, belirlediği. Normal ödedikleri vergi bir anda %100 artıyor oranı. Örneğin Balıkesir'de evi olan birisi, değeri 150 bin liraysa binde bir oranında vergi ödüyordu. Şimdi binde iki olacak. Balıkesir'de ev dışında örneğin bürosu, dükkanı, mağazası olan birisi varsa binde iki ödüyordu emlak vergisini, binde dört ödeyecek. Balıkesir'de arsası olanlar için belki biraz sevimsiz bir haber. Binde üç vergi ödüyorlardı. O da binde altı olacak. Bu yönüyle baktığımızda Balıkesir'de gayrimenkulü olan herkes bundan etkilenecek. %100 daha fazla vergi ödeyecek. Evet. Ekonomi. Ayrıca esnafı ilgilendiren durumda var. Buyurun. Şöyle Balıkesir'de esnaflık yapan, yani bakkal, kasap, manav, kuru yemişçi, lokantacı vesaire, bunların bir kısmı basit usule tabiydi. İzleyiciler bilmeyebilirler. Basit usul demek defter tutmayan vergi mükellefi demek. Bunlar defter tutmuyorlardı. Yılda belli bir miktar vergi ödeyip olayı çözüyorlardı. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine girince Balıkesir artık basit usul kalkıyor. Balıkesir'deki sayısı ne kadar bilmiyorum. Ama onlar artık gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacaklar. Defter tutmayla tanışacaklar. Muhasebeciyle tanışacaklar. Her ay beyanname vermek, 3 ayda bir geçici vergi ödemek, yıllık gelir vergisi beyannamesi vesaire gibi bir takım ekstra olaylarla karşılaşacaklar. Bu da olayın bir başka mali yönü oluyor. Peki onun dışında o konuda eklemek istediğiniz var mı? Siz vatandaş boyutunu, emlak sahibi olanlar ve bir de götürü usulü dediğimiz vergide olanlar. Eski adı götürü olan, yeni adı basit usul. Basit usul ve onların da deftere tabi olacağını söylediniz. Çünkü vatandaş şunu çok merak ediyor. Ne götürecek, ne getirecek? Şöyle bir olay yok. Büyükşehir Belediyesi olunca vatandaşa şu kadar lira para dağıtılacak, herkesin aylık geliri yüzde şu kadar artacak diye bir olay yok. Genelde bir gelişme var ve uzun dönemde bir olay var. Hizmet anlamında belediye açısı. Belediyenin hizmetleri, ona göre tekrar bir organizasyon falan. Bunlar da güzel şeyler ama vatandaş genel olarak cebinden çıkana baktığı için hemen cebinden çıkacak olan bu 2013'ten itibaren ödediği vergiler %100 artacak. Peki şimdi bugün konferans konumuz olan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bölüme geçelim isterseniz. Şimdi bir kere Türk Ticaret Kanunu bizim işte halkımızın, seyircilerimizin de anlayacağı şekilde ifade edersek nedir Sayın Kızılot? Efendim Türkiye'de ticari o konuları düzenleyen bir kanun var. Evet. Tıpkı diğer konuları düzenleyen kanun olduğu gibi bu kanun bundan 56 yıl önce
Yani 1956'da. Yani 1956'da bizi izleyenlerin çoğunun doğmadığı tarihte yürürlüğe girmiş ve 1956 yıl öncesinin şartlarına göre hazırlanmış. Yani günümüzün hiçbir ihtiyacına veya çok büyük ihtiyacına cevap veremiyor. 56 model Chevrolet'ler varmış bildiğimiz kadarıyla. Herhalde onlar. Aynen dediğiniz gibi 56 model Chevrolet gidiyor. Yerine 0 kilometre bir otomobil geliyor. Bu yönüyle baktığımızda gerçekten son derece olumlu bir olay. Kaan'ın çıktığında bir takım aksayan yönler vardı. Hatalar vardı. Olması da normal. 1535 maddeden oluşan bu kanun meclisten 3 saat gibi kısa bir sürede jet hızıyla geçerek kabul edilmişti. Bunun önemli nedeni de bütün siyasi partiler bir uyum içerisindeydiler. Hepsinin desteğiyle çıktı. O gözden kaçan konular da Haziran ayının sonunda bir yasa değişikliğiyle düzeltildi. Makul şekle getirildi. Şimdi artık bu kanun yürürlüğe girdi. 0 kilometre bir arabayla yola çıkacaklar. Artık ticari işletme sahipleri günün şartlarına daha uygun, kendileri açısından avantajları olan birçok özellikleri kapsayan bir kanunla karşı karşıya kaldılar. Evet. Siz bu da kanun çıkmadan önce bildiğimiz kadarıyla birçok eleştirilerde bulunmuştunuz. O eleştirilerinizin sonucu ne oldu Sayın? Efendim, o konular yetkililerce göz önüne alındı ve düzeltildi. Örneğin şirketinden 1 lira dahi olsa para çeken birisi 2 yıla kadar hapse girecekti. 3 defa hapse girerse tekrar baştan ceza vardı. Bu çok ağırdı. Bu kaldırıldı. Bunun kaldırılması da son derece normaldi. Çünkü zaten şirketinden para çekenlerle ilgili vergi kanunlarında hükümler var. Örtülü kazanç sayılıyordu. Bir işletme sahibi, örneğin ben kaynana benzetmesi yapıyordum, damadının yönetim kurulu olduğu şirketten, kampanyalı satıştan gidip bir buzdolabı, bir televizyon alırsa 73 bin liraya kadar, ki 73 binden çok büyük bir para, para cezası ödeyemezse 2 yıla kadar hapse girecekti. Kim girecekti? Kaynana girecekti. Ben bunları anlatırken bazıları biraz da espriyle karışık, hocam bu madde iyiymiş, keşke değişmeseydi. Kaynanamızı diyorlar. Yani böyle var, hani adamın kaynanası ölmüş, haber vermişler. Efendim kaynanası öldü, gömelim mi, yakalım mı, denize mi atalım demişler. O da demiş ki mümkünse her üçünü de yapın, neticeden emin olmak istiyorum. Tabii bu işin fıkra tarafı, bu düzeltildi. Yani akrabalar alışveriş yaptığında 73 bin liraya kadar para cezası veya hapis. Şimdi Türkiye ekonomisinin, ticari hayatının bir gerçeği. Para eş dost akrabadan kazanılır diye bir söz var. Dolayısıyla vadeli satış akrabayı yoksa tanımadığım adama var, olmaz. Sigortacı bir öğrencim diyordu ki, hocam sigortacılıkta peşin para yoktur ve bizim müşterilerimizin %30'u 40'ı benim ve eşimin akrabalarıdır. Bu kanuna göre benim ve eşimin akrabaları hapse girecek. Bunlar düzeltildi, kaldırıldı. Tepki gören bir başka madde internet sitesiydi. İnternet sitesinde kişilerin bütün mal varlıkları, paraları, alacakları, borçları açıklanacaktı. İş adamları diyorlardı ki, hocam biz alacaklarımızı tahsil etmek için diyoruz ki ay sonunda ciddi ödemelerimiz var, bankaya borcumuz var, sıkışız, bize borcunuzu kapatın. Şimdi bu kez insanlar bilgisayardan girecekler, bakacaklar ve diyecekler ki, abi Allah daha çok versin, bankada 1 milyon lira para var, gözünü seveyim, bir yana dokunma. Bazıları da haklı olarak şunu diyorlardı, ya bütün mal varlığımızı, servetimizi açıklayınca bu memlekette terör var, hırsızlık var, anarşi var. İnsanlara adres göstermiş olmayacak mıyız diyorlardı. Bu da doğruydu. Şirket yönetim kurulu üyesi, müdürü, çalışan üst düzey görevlilerin ücretlerinin açıklanması isteniyordu. Onu da arz etmiyorlardı. Diğer firmalar bilmesin. Bir öğrencim de bana şunu söyledi. Hocam bu ticaret kanunu bu şekliyle uygulanırsa benim haramla aram açılır. Niye açılır?
Hocam ben aldığım maaşı söylüyorum, ikramiyeyi söylemiyordum. Şimdi bunlar açıklanınca hanım öğrenecek. Diyecek ki bu ikramiyeleri sen yıllardır niye gizliyordun diye. Şimdi bu düzeltildi, kalktı. En önemlisi Balıkesir'deki işletmeleri ilgilendiren haberlerden birisi şu. Türkiye'deki her şirkete diyorlardı ki bir muhasebecin olacak, bir de bağımsız denetçin olacak. Ona da ayrıca ücret vereceksin. Öyle olunca limited ve anonim şirket ortakları, sahipleri diyorlardı ki ya biz zaten parayı ödemekte zorlanıyoruz. Bir de ayrıca birini ikinci bir kalem daha zor olur diyordu. Bu konudaki vatandaşın tepkisi de göz önüne alındı ve bu olay da neredeyse kaldırıldı. Şu anda Bakanlar Kurulu'nda imza aşamasında olan bir tasarı var. Onunla belirleniyor. Onu da ilk kez burada açıklamış olalım. 500'den fazla işi çalıştıranlar, 200 milyonun üzerinde cirosu olanlar ve 150 milyon liranın üzerinde aktifi, yani böyle mal varlığı olanlar diyelim. Bunlardan iki şartı birlikte taşıyanlar bağımsız denetçi kullanacaklar. Sanıyorum Balıkesir'de 500'den fazla işçi çalıştıran yer ya yoktur ya da bir tane anca vardır. Var, birkaç tane var. Veya birkaç tane. Yani koca Balıkesir'de 3-5 tane firmayı ilgilendirecek ama o firmaların ayrıca ciroları da 200 milyon lira yaşıyorsa o zaman veya aktifleri onları kapsıyor. Yani Balıkesir'deki limited ve anonim şirketler ayrıca birini çalıştırmayacaklar. Bunu söyleyebiliriz. Yine yasada dikkati çeken bir başka konu da şuydu. Her yıl Ticaret Sicili gazetesinde bilançosunu, gelir tablosunu, denetim raporunu, faaliyet raporunu 30 sayfayı para verip ilan ettirecek deniyordu. 700 bin şirket ortalama 30 sayfa desek 21 milyon sayfanın 6 ay içinde gazetede yayınlanması gerekiyordu. Fiziki olarak mümkün değil. Efendim herhalde Guinness rekorlar kitabına girerdi. 250 bin sayfa, 300 bin sayfa gazete. Balıkesir'deki küçük bir şirket 250 bin sayfalık gazeteyi muhafaza etmek durumundaydı. Tabii Ankara'da yayınlandığı için önce Ankara'ya bir araçla gidecekti. Onu yükleyecekti, getirecekti. Ve muhafaza edecekti. Bunu muhafaza etmek de zor. 250 bin sayfa gazete ben hiç görmedim de herhalde çok tahayyülü bile imkansız. Şimdi tabii bunun vergi dairesinden bazen Ticaret Sicili gazetesini istiyorlar. Oradan istedilerse onu bir de götürme sorunu olacaktı. Vergi dairesi eğer ikinci, üçüncü kattaysa bir de herhalde vinç tutması gerekiyordu gibi esprilere konu oluyordu. Şimdi bu yeni yasayla kaldırıldı. Böyle bir olay olmayacak. Yapmayanlar da hapse giriyordu. Bir de ticari defterlerin açılış ve kapanış lastiğinin yaptırılması gerekiyordu. Yaptırmayanlar hapse girecekti. Oysa Avrupa'da böyle bir uygulama yoktu. Kanunu hazırlayanlar, efendim Avrupa'da var bizde de olacak diyorlardı. Sonunda ben Avrupa Birliği Bakanı'ndan bir yazı aldım. Avrupa'da noterden defter tasdiki yok. Çünkü noter yok. Dolayısıyla hapis de yok diye. Onu da hatta yayınlamıştım. Buradan bir müjde verebiliriz. Artık defterlerini tasdik ettirmeyenlere hapis cezası yok. Sadece para cezası var. Açılış ve kapanışlarda. Açılış ve kapanışlarda. O da sevindirici bir olay oldu. Bir başka konu fotokopi olayı. İşletmeyle ilgili olarak göndermiş bulunan her türlü belgenin fotokopisinin çektirilmesi isteniyordu. Bu da sıkıntılı bir olaydı. Ani bir kontrolde fotokopisi yoksa hapis cezası vardı. Yani herhalde Balıkesir'de bir iş adamı gece yarısı kalkacak. Ya dün bir fatura vardı, onun fotokopisini çektik mi çekmedik mi? Sabahın köründe birisi gelirse başlayacaktı giyinmeye. Hanımı diyecekti ki nereye gidiyorsun? Ya hanım bir fotokopi konusu var ona. Ne fotokopisi? İnanmayacaktı. Evet. Ondan sonra gidip bakıp gelecekti. Evet. Bu birkaç kez tekrarlanırsa bu fotokopi işi artık bayatladı, bir daha kullanma diyecekti.
Veya adam hapse girerse işte sen cinayetten, sen adam yaralamadan, sen fotokopiden diyecekti. Hocam gayet güzel esprili bir şekilde anlatıyorsunuz. O da ona da soracaklar. Sen neden geldin? Fotokopiden. Evet, fotokopiden diyecekti. Bu kurtuldu. Bir de yine Balıkesir'deki işletmeleri ilgilendiren bir olay. Yazar kasa fişlerine ve faturalara birçok bilgilerin yazılması isteniyordu. Firmanın adı, unvanı, sermayesi, ödenmiş sermayesi, yöneticilerin adı, soyadı, yönetim kurulu başkanının adı, soyadı falan. Diyordunuz ki uzayıp gidiyor ise şu kadar küçücük bir şey bu nasıl sığacak? Efendim Avrupa'da var. Faturaya Avrupa'da var. Banka müdürü diyordu ki ya bizim 500 tane şubemiz var, 1000 tane şubemiz var. Verdiğimiz banka dekontuna nasıl sığdıracağız? Efendim liste yapın. 30 sayfa banka müdürleri 500 tane şubedeki gibi. Yani bunların uygulaması yoktu. Avrupa'da var diye. Deyim yerinde ise bizi biraz kandırıyorlardı. Bunlar kalktı. İzleyiciler rahat olsunlar. Çünkü bir de şu var. 1 Temmuz'a kadar bütün faturalar, fişler, belgeler hepsi imha edilecekti. Yeniden bastırılacaktı. Belki matbaacılar için iyi bir işti ama bütün firmalar için ellerindeki belgeyi imha ettirmek, herhangi birisi yoksa hapse girmek vardı. Rahat olsunlar, bu olayda kalktı. Çok sınırlı bir bilgiyle 2014 yılından itibaren uygulanması söz konusu. İnternet sitesi olayında da bütün firmaların, bütün şirketlerin internet sitesi kurmaları isteniyordu. Değiştirildi, bu da gözleri aydın. O bilgileri artık açıklamalarına gerek yok. Sadece biraz önce söylediğim gibi 500'den fazla işi çalıştıranlar veya 200 milyondan fazla cirosu olanlar için. Hatta o da yine esprili yatak odamızı mı biz lanse edelim, açıklayalım diye kamuoyuna yansımıştı. Aynen öyle. O da benim deyimimdi. Yani oturma odasına girsinler, misafir odasına girsinler ama yatak odasına girmesinler. Girdikleri yetmiyormuş gibi yatak odasından canlı yayın istiyorlar. İşte bu olmaz. Çok güzel. O benzetmeleriniz tam yerine oturuyor hocam. Özellikle fotokopi. Efendim akılda kalması bakımından tabii bunlar önem arz ediyor. Levha ile ilgili bir sorun vardı. Balıkesir'deki bütün işletmeler ticaret unvanlarını gösteren bir levhayı iş yerine asmak veya duvara yazmak zorundaydılar. Bunun olmaması halinde 2 yıla kadar hapis cezası vardı. Bu çok ağır bir cezaydı. İnsanlar korkuyordu. Ya kötü niyetli birisi gelip de bu levhayı götürürse ben niye hapse gireyim? Esprileri yapılıyordu. En iyisi biz onu güvenlik kamerasına alalım ve devamlı izleyelim bulduğumuz yerden. Bir başkası diyordu ki yok hayır bir onun başına bir adam koyalım gibi. Düzeltildi. Balıkesirlilerin de gözü aydın. Sadece ve sadece bununla ilgili 2000 lira bir para cezası olacak. Hapis cezası kalktı. Bu dönemde. Oldukça güzel gelişmeler var hocam. Bunlar hep böyle konuşulan ve belki de işletmelerin böyle kara kara düşündükleri konulardı. Evet, evet, iş adamlarının çoğu Balıkesir de dahil o zaman biz şirketi kapatalım. Bu böyle olmaz. Sağa dönsen ceza, sola dönsen ceza. Şirketten para çektin, 1 lira çektin ceza. Ya şirketten para çekmedim. Yemek yemişsiniz, iş yemeği olduğunu ispat edin. Çiçek göndermişsiniz, işinizle ilgili olduğunu ispat edin. Yoksa çektiğim para 730 güne kadar 73 bin lira para cezası. Yoksa 2 yıl hapis. Ben bunlara gelemem, ben kapatacağım şirketi diyenlerin sayısı dalga dalga artıyordu. Oysa yaşadığımız ülkede şirketlerin kapanmasına değil, yeni şirketler kurulmasına, yeni iş yerleri açılmasına, istihdam yaratılmasına ihtiyaç vardı. İşte sağduyu galip geldi, bunların hepsi değerlendirildi, düzeltildi ve biraz önce açıkladığım şekliyle tekrar yürürlüğe girdi bu. Hocam 56 model tabii 2012 model bir araca dönüştü. Dönüşürken o araç oluşturulurken meydana gelebilecek aksaklıkları ifade ettiniz ve çoğu değişti. Peki uygulamadan sonra da pratikte de böyle tahmin ettiğiniz bunlar pek olamayabilir dedikleriniz var mı? Efendim şimdi bunlarla ilgili tebliğler, yönetmelikler ve tüzükler var. Onların açıklanması gerekiyor yıl sonuna kadar. Onlar açıklanınca olay netleşecek ama bu arada kamuoyu Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla uğraşırken bir kanun ıskaladı. Yeni Borçlar Kanunu.
Evet. İşte o vatandaşı daha çok ilgilendi. Evet. Şimdi o tartışılıyor. Örneğin bir iş adamı şirketin bankadan kullanacağı krediye kefil olurken diyecekler ki iş adamına, gidin eşinizi getirin, onun size rıza vermesi gerekiyor. Adam diyecek ki ya benim eşim bu şirketleri bilmez. Kanun böyle, yoksa kredi veremeyiz. Örneğin şirketin 5 tane ortağı varsa, bu ortaklardan bir tanesinin hanımı, yo babamdan, dedemden, anamdan kalan mallar da tehlikeye girecek, ben imza atmıyorum derse, o zaman büyük bir problem yaşanacak deniliyor da bu, imzalar atılmıyor. Bu arada babasının oğluna kefil olması için dahi eşin rızası gerekiyor. Burada da şu oluyor, ikinci eşi oğluna kefil olacak, ben kabul etmiyorum diyebiliyor. Yurt dışında evlenip boşananlar var, onlara deniliyor ki bir de Türkiye'de dava açacaktınız, evli gözüküyorsunuz, hadi bakalım yurt dışında boşandığınız kocanızı getirin deniyor. Adamın karısı evden kaçmış, kadını arıyor, bankada da ticari işleri var, deniyor ki git karını getir. Adam diyor ki ya bulsam ben eve getireceğim, yok, anlama istiyorlar. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuda mecliste bir çalışma var zannediyorum. Yine onu da buradan duyuralım, hiçbir gazetede çıkmadı. Bu ayın sonuna doğru bu konu değişecek ve eşlerin kefil olmaları olayında diğerinin yazılı muvaffakatının aranması söz konusu olmayacak. Çünkü bu olay boşanmaları artıracaktı, aile içi tartışmaları artıracaktı. Bir de ufak tefek kaşamaklarda büyük sorunlar yaşanacaktı. Bir tanıdığım bir bayana otomobil alırken kefil olmuş. Daha sonra banka müdürü dosyaları karıştırırken bakmış karısının rızası yok. Memuru çağırmış, demiş ki karısından muvaffakat aldınız mı? O da telefonla aramış, hanımefendi eşiniz bir bayana kefil oldu, otomobil alırken sizin de rızanız gerekiyor derken olanlar olmuş. Evet, ama tabii ki bütün bu söyledikleriniz hepsi yanlışlıklar ortaya çıktığında dönülmesi güzel bir şey. Dönülürse iyi, ama dönülmezse işte dediğiniz şeyler oluyor. Peki bu borçlar kanunuyla ilgili işte vatandaşı ilgilendiren boyutu, bir iki dakikamız kaldı da o açıdan soruyorum. Bize aktarmak istediğiniz başka bir şey var mı? Evet, bir konu daha var. Kiralarla ilgili. Evet. Kira artışları yeni borçlar kanununda belirlendi. Üfe artış oranında diyor, ama üfede iki tane oran var. Kanunda onu net olarak yazmamış. Bir önceki yıla göre artış mı, yoksa bir yıllık artış ortalaması mı? Bu ikisinin arasında çok ciddi fark var. Örneğin bir önceki yıla göre veya 12 aylık ortalama dediğimizde birisi 4,5, birisi 9 gibi oran çıkıyor. Bunun hangisinin olduğu yorum yoluyla bulunuyor. Hukukçuların görüşü daha çok ortalama artışa göre 12 aylık. Bu gibi önemli konuları, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira konusunu yorumlara bırakmadan kanuna net olarak yazmak lazım. Borçlar kanununda da önümüzdeki ayın başında çok ciddi değişiklikler olacak. Aynen ticaret kanununda olduğu gibi bunlar da açıklığa kavuşacak. Bu konuda tereddütleri olanlara da şimdiden gereken açıklamayı yapmış olalım. O konuda fazla karamsar olmasınlar. Evet, karamsar olmasınlar. Bu vesileyle de buradan birçok sayıda müjdeyi verdik. Bir de vatandaşı ilgilendiren konulara da ağırlık vermeye çalıştık. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Zahmet buyurdunuz. O konferans öncesinde bize zaman ayırdınız ve bana göre benim çok hoşuma giden, zannediyorum izleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir, yaptığınız, verdiğiniz örneklerle konuyu bize aktardınız. Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. Ben de iyi yayınlar diliyorum ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün Ticaret Odası'nın konuğu olarak gelen Profesör Doktor Şükrü Kızılot bize Türk Ticaret Kanunu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.